Selamlar, merhabalar. 13 Aralık 2021'den herkese tekrardan selamlar. Yepyeni bir haftanın içindeyiz artık. Adım adım Divana'ya doğru, adım adım yıl başına doğru gidiyoruz. Bugün raw var. Tabii siz bu videoyu sonradan izliyorsanız raw vardı. <laughs> Raw'da gerçekleşmesi muhtemel ya da gerçekleşecek duyurulan şeyler. Bunlara değinip size bu videoda vereceğim şey nedir? İzleyenler zaten biliyorlar daha önceki haftalarda. Rahu neden izlemeliyiz? Hmm. İsterseniz bazı konulara benim de seçtiğim bana göre ilginç olan şeylere ve benim seçmediğim e, WWE'nin duyurduğu size bunları da aktaracağım. Belki sizin ilginizi çeker. Ben bu yüzden Rahu izlemeliyim diyebileceğiniz bazı konular var. Bunlara değinelim istiyorsanız hemen. Direkt buradan başlayalım. Yeni... Şeyimiz güzeldir umarım. Artık ra kırmızı kırmızı takılacağız. SmackDown'da mavi takılacağız komple. Reaksiyon tepki videolarında da aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi. Öncelikle geçen hafta Bobby Root bu sefer Number one contender olmuştu Damian Priest'e. Bunu öncelikle nasıl buluyorsunuz? Bunu yorumunuzu alayım sizden aşağıya. Ee, yani ben e, Bobby Root'u Robert yani Robert Root'u pardon şu an Bobby Root dedim değil mi başından beri? çok alışkınım çünkü ve Türkiye'de 2011 yılında yanılmıyorsam TNA Impact Wrestling'in Türkiye yayınları başladığından beri o zaman da Bilge Handemir anlatıyordu artık. WWE ile ilişki kesilmişti. TNA Impact'i getirtmişti bu tarafa. Ben de onların çevirisini yapıyordum. Alt yazı çevirilerini. O yüzden hani o döneminde şampiyonu ve gerçekten düzgün şekilde bir şampiyonluk olan Bobby Roode o zamanki şimdikinin Robert Root'u beni çok etkilemişti. Mesela benim çok sevdiğim bir güreşçiydi. O yüzden de hep alıştım Bobby diyorum o kişinin bu adam gerçekten bir veteran. Bu Bob, Bobby Robert Rudin ya <laughs> Rudin Damien Priest'in United States kemerine number one contender olması, bir numaralı rakibi olması benim için güzel bir şeydi. Kaybedeceği çok belliydi geçen hafta. Damien Priest'i yendi ancak Ziggler maçtan sonra saldırdı. Bu iş burada bitmedi. Bu kemeri Rude alacak. E bu da demek oluyor ki bu bir feud başlangıcı. Bu bir rekabet. Bu bir düşmanlık başlangıcı. Benim için de güzel bir şey. Belki de Devan'a gidebilecek bir şey. Çünkü ben istiyorum artık Midcard kemerleri de pay-per-view'ların ana şovlarında ana maçların olduğu bölümde kick-off değil yani. Mücadele edilsin. Ortaya konsun falan. Ben Damien Priest'in Robert Root, Damien Priest'in kemeri United States kemerinin Robert Root tarafından böyle göz konulması falan hoşuma gidiyor bence güzel bir rakiptir. İleride ne olur bilemeyiz ama belli ki bu adamların feud'u artık bir şekilde yani hem Ziggler'la Rudd'la falan başladı. Yoksa Ziggler öyle demezdi. Bu, bu bir son değil işte. Bu iş burada bitmedi falan çektiğine göre bir şey olacak. Belki de bu sizin ilginizi çeker. Benim ilgimi çekiyor bu arada. Bak gerçekten ilgimi çekiyor. Diyerek e, ee, Rudd'la Ziggler'ın neler yapabilecekleri falan. Şu an ben bunları merak ediyorum. Bu gece belki böyle bir şey görebiliriz. Devam edelim. Yani ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama e, muhtemelen bu hafta devam edecektir. Yani bugünkü raw'da devam edecektir bu olay. E, çünkü Doudrop'la Bianca Belair geçen hafta maç yaparlıyken yani Doudrop maçı terk etti. DQ'yla da yani şey e, count out'la almış oldu maçı Bianca Belair. Bu işin burada bitmeyeceği çok belli. Bir şekilde devam edecek. Bianca Belair artık... Ana kemer potalarından birazcık sakinleştirdiler ki Lee Morgan oraya aldılar zaten. Buna da okeyim ben. Bianca Belair şu an e, en azından ses getirdi ve yarın öbür gün WrestleMania'ya doğru bir şekilde karşımıza çıkarsa hani ben yine kemer falan diye kimse bir şey demez diye düşünüyorum. Doğru işlediler Bianca Belair'ı. Bence Bianca çok doğru işlenmiş bir karakter bu arada. Do ne kadar benim ilgimi çekmese de belki sizin ilginizi çekebilir. Bakalım bu hafta Do Bianca Belair arasında neler olacak olacak mı ya da. Sıradaki olayımız RK BROWNAMENT vardı biliyorsunuz ki Yani Turnuva yapıldı 4 taktiğim arasında öncelikle zaten ilk turu yani yarı final diyelim oradan çıkanlar e, Street Profits ve Mysterio'lar Rey Mysterio Dominik Mysterio finalde karşılaşıyorlar şimdi final Tabii final denebilir ya bunu kazanan da hani muhtemelen RK BRO ile falan yapacak Ben kaçırmış olabilirim haberiniz olsun şu anda niye bakmadım Videoya girerken de kusura bakmayın ya muhtemelen Dayvan'a işte maç çıkaracaklar. Ee, hangisi kazanırsa bilmem ne falan filan. Yani şöyle bir düşünün bakalım şimdi. Şimdi bu maç yapılacak. Bu maç duyuruldu. Street Profits ile Mysterio'ların maçı. Bence çok güzel bir maç. Ee, tag Team klasmanından bakarsınız. Tag Team Division'dan gayet güzel bir maç. Peki siz kimi istersiniz mesela? Hangisi yani? Hangisi gitsin? Hangisi mesela RK Bro ile muhtemel bir Dayvan maçında mücadele etsin? Misteriolar güzel gibi geliyor ki sonuçta Day falan yeni yıla dur Misteriolar falan gelim. Bu maçı sanki Misteriolar kazanacak gibi geliyor bana mesela. Bu da bir tahmindir. Ya böyle bir maç yapılacak. Maç genel olarak güzeldir. Hani Rey Mysterio her ne kadar yaşı artık 47 daha dün doğum günüydü. <laughs> 47 olmuş olsa da dün değil bu arada ondan gündü değil mi? Aynen. Yaşı 47 olmuş olsa da yeni atletik şey saymıyorum zaten. Yani Montes Ford'u falan. Bu maç bildiğin Frog Splash maçı zaten. Yani <laughs> Angel Angelo dışında herkes Frog Splash falan yapıyor. Bence güzel bir maç olacaktır. Bakalım RK Brownemont'ın Bro Brunimant ın, Brunimant ın sonunda ne olacak? Brownemont. Devam edelim. Heh şimdi bak bu duyurulan bir şey değil. Alttaki şeyi e, önemsemezseniz sevinirim. Monday 8-7 falan. Şey yapmayın onu hani bir maç bir şey duyurulmadı Ama muhtemeldir ki Bu hafta Edge ile Bugün yani ee, Olayları ilerleyecek Bu belli Zaten Day One'da duyuruldu Galiba Miz pislik bir saldırı falan yapabilir çünkü Yani önümüzde daha Kaç tane daha var 2 Rauf daha olması lazım Bir şekilde Bu olayların ilerleyip Day gitmesi lazım İlla ki yani Edge her seferinde dur Miz'i korkuttu bilmem ne oldu falan değil ee, şey falan karışabilir için içine İşte Maris, Beth Phoenix, eşi, bir eci bir Maris'in eşi falan, şey e, Miz'in eşi Maris, ya bu olaylara bir şey kapı açacaklar ve bence devana doğru adım adım her rada bana göre e, merak konusu olan bir şeydir bu çünkü ben hem eci hem mizi hem ikisinin bir maçını çok gerçekten önemsiyorum. E durum böyle olunca da bakalım bu hafta ne olacak diye merakla beklemek bana normal geliyor. Sizin fikriniz nedir? Yorumlara yazın isterseniz. Olası bir Maris Bad Phoenix mevzusu ya buradan başlayabilir ya da ilerleyen zamanlarda başlayabilir ya da Miz bir şekilde Aa artık hani illaki gidiş yolunda bir şey yapacak ya saldıracak falan bunu izleyeceğiz. İşte şimdi bunlara bir bakalım bilmiyorum ne olacak. Bunlara bakmak için Rava izleyebiliriz. Öğrenmek için. Geçtik. Becky Lynch, Liv Morgan. Şimdi Liv Morgan Ana kemer maçı hakkı kazandı geçenlerde biliyorsunuz. Geçen hafta da maçı vardı. Ve maçı aynı ta şeyde Charlotte'ı yendiği şeklinde Becky Lynch aynı şekilde kazandı. Hakem görmüyorken ipleri tutarak hileyle kazandı yani. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bir şey benim dikkatimi çekti. Sizin de çektiğimi bilmiyorum. Becky Lynch geçen haftadan beri falan bir süredir böyle bir haftadır on gündür falan men olarak takılıyor. Fark ettiniz mi onu? <laughs> Charlotte'ı yendikten sonra o süre zarfında birazcık böyle yine renkli renkli işte Big Time, backs falan okey tamam. O renkli renkli tüylü tüylü kıyafetler bilmem neler <laughs> falan diye konuşmaları falan geçin. Dikkat edin geçen haftadan beri birazcık men şeklinde böyle işte deri ceketler bilmem ne işte fileli şeyler. Fileler falan böyle bacağını bir şeyler falan. Men şeklinde takılıyor. Hatta e, dün ya da bir önceki gün galiba işte bir live event'e house show'da falan yine... Yine aynı şekildeydi. Kıyafeti falan. Galiba mene bir evrilme süreci oluyor tekrardan geri. Ya, evrim gerçek geriye doğru gitmez o şekilde de. <laughs> ya tekrardan dönme oluyor galiba o karaktere. Ben bunu gördüm. Hani bunu başka fark edenler varsa yazabilirler yorumlara. Becky Lynch ile Liv Morgan'ın illaki Day One'da maçı olacak. İllaki olacak bu maç. Çünkü zaten bu şekilde bitince maç WWE sordu. Dedi ki Liv Morgan size göre bir tane daha maç hakkı elde etmeli mi? Bence etmeli. Sizce de etmeli olabilir. Çünkü hileyle kazandı. Bekir Lynch. Bekir ile Charlotte'ın yine hileyle kazanması gibi falan değil. hani. Ya şimdi hileyle kazandı mı hileyle kazandı. Sıkıntı yok. Bekir Inch kazandı bu maç. Ama Liv Morgan'ın karakter gelişimi ve buralarda tekrardan söz sahibi olması için elbette ki bir maç daha yapılması lazım. Ve bu maçın planlanması da adım adım olacak ve devana gidilecek. Bence ben bunu öngörüyorum. İşte o yüzden bu hafta e, kadınlar klasmanında bir kadın ana kemeri etrafında dönen olaylar ilginizi çekiyorsa kesinlikle buraların yeni yüzü Lee Morgan ve zaten buraların gediklisi Becky Lynch size belki de güzel şeyler sunabilir. Raw izlemeniz için bir sebep olabilir. Devam ettik. Benim için en merakla beklenen şeylerden biri işte. Austin Theory'nin gelişimi kişiden kişiye göre değişir. Bazısına itici gelebilir. Bana çok e, keyif veriyor. Austin Thierry'nin buralarda olması, gelişmesi. Çünkü ben daha önce de söyledim. Bilen bilir. Çok seviyorum. Genç isimlerin arka arkalardan böyle ufak ufak başlayıp başlayıp ön plana geçmesi, main event olması, şirkette tepelere çıkması. Yani bütün kariyerini izlediğim bir sürü isim var bu şekilde ve gerçekten çok keyif veriyor bunların gelişimini takip etmek. Austin Theory de şu an çok başlangıcında. NXT falan saymıyorum. Geçtik artık ana kadrodasınız. Burası başka bir başka bir dünya şu anki bulunduğu nokta. Yani Vince McMahon'le takılmaları beni çok mutlu ediyor. Vince McMahon çünkü her zaman herkesle böyle şeye girmez bu arada. Bakın bir olur bir hafta renk olsun diye girer bir şey olur böyle. Ama bu başka bir şey. Bu her hafta bir Vince McMahon'li bir olay olay olay. Bakalım bu hafta ne olacak bunu göreceğiz. Ama muhtemelen Austin Theory şimdi geçen hafta ne yaptı buna değineyim hemen. Vince McMahon dedi ki beni etkile. Beni etkile demesine de direkt nasıl cevap verdi biliyorsunuz. t barlı Finn maçının sonunda Finn Balor kazanıyor. Finn Balor'a saldırarak saldırdı yine selfie çekti. Finn Balor'la olası bir feud başlangıcı olabilir bu. Bu önemli olası bir feud başlangıcı olabilir. Onun dışında Vince McMahon etkilenmek için başka bir şeyler yapabilir Austin Theory. Öyle ya da böyle Austin Theory'nin içinde olduğu herhangi bir olay benim ilgimi çekiyor. Benim için Raw izlemek için çok mantıklı, çok geçerli bir sebep. Belki de sizin için de öyle. Austin Theory'nin hikayesi ne şekilde ilerleyecek? Finn Balor'la bir feud mu olacak? Ben bunu isterim bu arada. Day one. Austin Theory vs. Finn Balor. Bence çok güzel. Harbiden güzel mesela bir feud başlangıcı olabilir. Austin Theory de pişer burada. Hatta ve hatta evet Finn Balor'ın yenilmesi falan insanları sıkacak biliyorum ama Austin Tier gibi yeni yükselen bir karakterin sıçrama tahtası olarak gerçekten bir tık daha yükselmesi için Finn Balor bence çok iyi bir rakip. Bakalım ne olacak göreceğiz. Valla Finn Balor'la mı devam edecek bu hafta yoksa yepyeni bir etkileme aracı mı bulacak kendine göreceğiz. Son olayımıza da geçtik. Duyurulan bir olay. Bir süredir zaten Bobby böyle tekrardan videolar yapılmaya başlandı. Belli ki Bobby Lashley ile hala işleri bitmemiş tabii tabii. Bobby Lashley geç yaşta şirkette en zirve noktaları çıkmaya başladı. Bazı insanlar diyecek işte ta eskiden işte 2007 zamanları ECW şampiyon olması, odur budur sakatlanması, kariyerinin farklı noktalara gitmesi, TNA'de şampiyon olması falan. Ama genel manada bakarsanız WWE özelinde 2021 yılındaki Bobby Lashley çok ayrı bir dünyaydı. Yani All Mighty WWE Champion diye zaten bir All Mighty muhabbeti başladı. Bobby Lashley şirketin WWE'nin şampiyonu oldu. Devam eden süreçte Keşinle kaybetti. Şimdi tekrardan ben bu potalara geri geliyorum diyor Bobby Lashley şu an. Bence çok iyi işlendi 2021 yılında. Peki WWE e, kemer potasında kimler var? Şampiyon Big zaten. Seth Rollins ve Kevin Owens. Bu üçlünün maçı var Devanda. Bobby Lashley de geçen hafta gelip hepsine saldırdı. Ses getirdi. Ve bu haftaki videolarda, duyurularda dedi ki Bobby bakalım kendisini bir ses getirebilecek mi? Ne yapacak acaba? İşte Bobby Lash'de bir şey yapacak ama ne olacak? Bakalım kendisini Dayvan'daki maça sokup maçı Fatal 4 çevirttirebilecek mi? Bu da bence geçerli ve izlemek için bir sebep. Arkadaşlar genel olarak böyleydi. Raw izlemeniz için sebepler. Hangileri sizin için mantıklı sebep, hangileri şey? Ben size gece tekrardan söylüyorum canlı izleyin demiyorum. İsteyen sonra izler aynı benim gibi. Ben 4'ten sabah 7'ye kadar izleyemeyeceğim kusura bakmayın canlı. Ama yarın unutmayın. Yarın akşam yine tam saatini seçerim bu arada. 9 falan olur muhtemelen. 8-9 falan böyle. 9 olur herhalde beraber izleyeceğiz tekrardan Rav'ın e, böyle şeyle. Şimdi ben tepki videosunu sabah yayınlayacağım zaten yarın o izlerken. Onun dışında akşamda incelememiz var biliyorsunuz. Tepki videosundaki gibi highlight özet görüntüleri de paylaşacağız. Olan bitenlere komple değineceğiz. Beraber eğleneceğiz. Biz çok eğleniyoruz. Bunu 3 haftadır Smackdown'la yapıyoruz. Umarım Rava'da artık başlamak istiyorum. Aksaklıklar oldu. Bir şeyler oldu. Bir aksilik olmazsa yarın Tekrardan söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa yarın akşam 9 falan olur herhalde. Raw'da komple inceleyeceğiz. Çok eğleneceğiz. Ben o programlarda çünkü birazcık goy goy geyik yapıyorum. Çok da eğlenceli geçiyor. Diyerek buradan ayrılayım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Gelecek videolarda canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.